o dönemde indiği için var. O işte bu tarihsel. Çünkü hırsızın elini kesmek evrensel değil. Dünyada böyle bir şey yok. Ama hırsıza mani olmak evrensel. Çünkü bütün milletler çalmaya ve hırsıza mani oluyor. Ve hırsıza verilecek ceza da yani 20 çeşit ceza var dünyada. Kimisi hapse diyor. Kimisi para cezası veriyor. Kimi kürek cezası. Kimi sürgüne gönderiyor. Çeşit çeşit cezalar olabilir yani. Kimisi elini kesiyor. Kimi sopa vuruyor. Eski çağlardan günümüze çeşit çeşit cezalar tarihsel. Ama suçun kendisi evrensel. İşte böyle karşılaştırmalar yaparak bunları anlayabiliriz. Ahmet Şen, merhaba. İnsanlar tanrılar uydurup birbirlerine zulmetmeselerdi, yaratıcı olan Allah'ın müdahale etmesine gerek kalır mıydı? Teşekkürler. Onların adıyla, adına bildiğiler uydurup birbirlerine zulmetmeselerdi. Evet, doğru. Şimdi, ihtiyaçlar keşfin anasıdır diye Engel sahip bir söz var. Ben bu söze çok inanırım. Yeryüzünde ihtiyaç hasıl olduğu için peygamberler ortaya çıkmıştır. İhtiyaç olmasaydı peygamberlere de gerek yoktu. Yeryüzünde ihtiyaç olduğu için vahiy gönderilmiştir. İhtiyacı olmasaydı vahiy gönderilmezdi. Nitekim bir ayette insanlar tek bir toplumdu, ümmeti vahid. Aralarındaki kin ve nefret sebebiyle birbirlerine düştüler. İhtilaf ettiler ve Allah adaletin yolunu gösteren peygamberler gönderdi diyor. Yani ihtilaf ortaya çıkıyor. Kin, nefret, buğuz, birbirine saldırma, anlaşamama durumu ortaya çıkıyor. Bu anlaşamamayı sağlamak ve adalet sağlama amacıyla peygamberler peş peşine geliyor. Eğer insanlar adaleti kendi arasında sağlasalar, yeryüzünde huzur olsa, anlaşmalara bağlı kalınsa, kimse kimseyi savaşmasa, sömürmese, öldürmese, çalmasa peygamberlere de kitaplara da gerek yok. Hukuka bile gerek yok. Hatta devletlere bile gerek yok. Ama bu gerçek değil. Biraz boş kaldığı zaman hemen mafyalar türüyor. Biri diğerinin üzerine çöküyor. Biri diğerinin sırtından geçinmek istiyor. Kimse kendi alın teriyle geçinmek istemiyor. Hemen bir yere etrafını çeviriyor. İnsanlar üzerine tasallut kurup benim kölem olacaksınız.